Birbirinden farklı 3 tane asal sayının toplamı için 3 tane öncül verilmiş hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinciye baktığımızda tek sayı olduğunu söylemiş. Bakalım her zaman tek sayı oluyor mu? 3 tane asal sayı toplayacağım. Mesela 2 ile 3'ü topluyorum 5 oldu. Bir sonraki asalımda 5'ti. Bunları topladığımızda ne gelmiş oldu arkadaşlar? 10 gelmiş oldu. Yani çift geldi. Demek ki her zaman tek değilmiş. O yüzden birinciyi eliyorum. İkincisi... 2 basamaklı en fazla 99 olur demiş. Şimdi 99'u elde edebilir miyiz bunu arayacağız tamam mı? Ee, asal sayılar birbirinden farklı asal sayılar alacağım. Mesela birbirine yakın olarak şöyle 29'u alsam 31'i alsam ve 37'yi alsam arkadaşlar. Bu şekilde ne geliyor hemen bakalım. Şunları topladım 60. 37'yi de buradan topladım 97 oldu. 99'a yaklaştık ama elde edemedik. 97'de kaldık. Şimdi diyorum ki bir tanesini iki tane iki sayı arttırsam 39 olur asal olmaz. 33 olur asal olmaz. 31 olur ikisi aynı gelmiş olur. Biz birbirinden farklı olmasını istiyorduk. dolayısıyla bunlardan gelmeyecek arkadaşlar. Başka sayılar düşünmeliyiz. Mesela şu 37'yi biraz daha yükseltip şu ikisini biraz daha küçültmeye çalışsak. Mesela 50'li sayılara çıkarsak. Şuraya 59 versek mesela arkadaşlar. 59'dan geriye kaç kalıyor bu arada? 97 99'dan 59'u çıkardığında geriye 40 kalıyor. Toplamları 40 olan asal sayı 2 tane asal sayı yakalamam lazım. E yakalarım 17 ile 23'tür. Bak topladığımda ne gelmiş oldu şu anda? 99 gelmiş oldu. Demek ki gerçekten de iki basamaklı en fazla 99'u yakalayabiliyoruz. İkinci doğru. Üçüncü en az iki basamaklıdır demiş. Şimdi en az iki basamaklı mıdır? Zaten birinci de bakın verdiğimiz değerlere 2, 3, 5 olarak vermiştik. En küçük olan asal sayıları verdik aslında. Toplamları 10 geldi. En küçük olan 3 tanesini topladığımızda bile iki basamaklı oluyor. Dolayısıyla her türlü iki basamaklı olacaktır. Üçüncü de doğru cevabım Denizli. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere ve A B'den küçük olmak üzere A'dan B'ye kadar olan tam sayıların çarpımına pedallı sayı denir. 3 e, tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinciye baktığımızda 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel pedallı sayı ise A artı B 18'dir demiş arkadaşlar. Şimdi 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyeli bir açmamız gerekiyor bizim. 10 faktöriyeli şöyle yazabiliriz. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazabiliriz. Aşağıda da 7 faktöriyel var. 7 faktöriyeller gittiğinde 8 çarpı 9 çarpı 10 kalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bize ne demiştim? A küçüktür B olmak üzere A'dan B'ye kadar olan tam sayıların çarpımına pedallı sayı denir demişti. A'dan B'ye kadar olan tam sayıların çarpımı. E şimdi buradan nereden nereye kadar olan tam sayıların çarpımı var? 8'den 10'a kadar olan tam sayıların çarpımı var. 8, 9, 10. E bu durumda A'nın A burada 8 olması lazım. B'nin de 10 olması lazım. Toplamlarında 18 olması gerekiyor. Doğru söylenmiştir. Bunu aldım. İkinciye baktığımda arkadaşlar 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel ifadesini görüyorum. Şimdi 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyeli aslında şöyle yazabiliriz. 10 faktöriyel demek 10 çarpı 9 faktöriyel demektir. Aşağıda da 9 faktöriyel var. Bunlar gittiğinde sadece 10 kalmış oldu. E şimdi baktığımızda. iki tane pozitif sayımız olması gerekiyordu bizim. A ve B olmak üzere. E burada sadece 10 var. Yani biz mesela B'ye 10 dedik diyelim. A nedir? Bilmiyoruz. Dolayısıyla e, bunun bir pedallı sayı olduğunu söyleyemeyiz. Bunu eledim. Üçüncüye baktığımızda ise 7 faktöriyel bölü 9 faktöriyel var arkadaşlar. E bunu da şöyle yazabiliriz. 7 faktöriyel bölü 9 faktöriyel demek aslında 7 faktöriyel bölü 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel demektir. E buradan 1 bölü 56 geliyor. E şimdi e, tam sayıların çarpımından bahsediyoruz biz. Yani daha doğrusu şöyle yazalım biz bunları. 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 8 yazarız ama bunlar tam sayı değildir. E, kesirli sayılardır. Dolayısıyla e, bu da bizim istediğimiz gibi bir sayı olmadı. Bunu da eledim. Cevabımız yalnız birden Adana seçeneği. Aşağıdaki şekil 1'de 8 eş dilime ayrılmış bir karpuz ve şekil 2'de 10 eş dilime ayrılmış bir kavun gösterilmiştir. Şimdi bunların her bir parçasına x diyecek olursam arkadaşlar karpuzun tamamına 8, 8 x demem gerekir. Kavunların her bir parçasına da y diyecek olursam toplamda 10y kadar kavun vardır diyebiliriz. Osman ziyaretine gelen arkadaşlarından Orhan'a karpuz dilimlerinden iki tanesini demiş. Şimdi iki tanesi dediyse arkadaşlar x ve x olmak üzere iki parça karpuz almıştır. Beşer eş parçaya ayırmış bunları. Yani şöyle ki şu x'i ne yapmış? x bölü 5 x bölü 5 şeklinde 5 parçaya ayırmış. Aynı şekilde buradaki x'i de tutmuş x bölü 5 x bölü 5 şeklinde 5 tane parçaya ayırmıştır diyebiliriz. Bu eş parçalardan 6 tanesini yıldırıma vermiş. Şimdi her bir parça neydi? X bölü 5'ti. Bunlardan 6 tanesi ne olacaktır? 6 X bölü 5 olarak gelecektir arkadaşlar. Bunu kime vermiş? Yıldırım'a vermiş. Peki. Kavun dilimlerinin 5 tanesini 3'er parçaya ayırıp. Şimdi 5 tanesi nedir? 5 tane Y değil mi? Şöyle 3, 4, 5 tane Y. Her birini 3'er parçaya ayırmış. Yani şöyle ki burayı Y bölü 3, Y bölü 3 şeklinde. Aynı şekilde şurayı y bölü 3, y bölü 3 şeklinde 3 parçaya. Burayı da aynı şekilde y bölü 3 şeklinde 3 parçaya. Burayı aynı şekilde y bölü 3 şeklinde 3 parçaya ve son olarak şurayı da y bölü 3 şeklinde 3 parçaya ayırmış arkadaşlar. Ee, ayırdıktan sonra diyor ki bu eş parçalardan 9 tanesini yani her bir eş parça neydi? Y bölü 3'tü. E bunlardan 9 tanesi ne olacaktır arkadaşlar? 9 y bölü 3 olarak gelecektir. 9 ile 3 sadeleştiğinde burası da aslında 3 y demektir. Ee, 9 tanesini ikram etmiştir diyor. Osman'ın Orhan'a ikram ettiği karpuzların pardon yıldırım değilmiş şurası ya ha, tamam Orhan'a bu ikinci yıldırıma tamam şimdi oldu. Orhan'a ve şurası da yıldırıma. Tamam şimdi oldu. Osman'ın Orhan'a ikram ettiği karpuzların tüm karpuzlara oranı kaymış. Şimdi Orhan'a ikram etti. 6x bölü 5 kadar karpuz vardı. O zaman bu 6x bölü 5'i tüm karpuzlara bölelim. Tüm karpuzlar 8 xti arkadaşlar. Birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Yani şurası 1 bölü 8x olarak gelsin. Şuradaki x'lerin gittiğini görüyoruz. E, 2'ye bölsem 3 gelir. 2'ye bölsem 4 gelir. E, bu durumda ne geldi? 3 bölü 5 çarpı 4'ten 20 gelmiş oldu arkadaşlar. İşte bu k'ya yı eşitmiş. Yıldırma ikram ettiği kavunların tüm kavunları oranı da L olmak üzere demiş. Yıldırma ikram ettiği zaten 3y'ydi. Tüm kavunlara da biz 10y demiştik. E, bunları sadeleştirince ne gelecektir? 3 bölü 10 olarak gelecektir. Bunun da L olduğunu söylemiş. 1 bölü k artı 1 bölü l ifadesinin sonucunu soruyor bize arkadaşlar. Şimdi k'yı bulduk, l'yi bulduk. Hemen şöyle gösteriyorum. k budur, l de budur. k buysa arkadaşlar 1 bölü k ne olacaktır? Bunun tam tersi. Yani 20 bölü 3 olarak gelecektir. Şimdi l 3 bölü 10 sa 1 bölü l de bunun tam tersi gelecektir. Yani 10 bölü 3 olarak gelecektir. Bunların toplamları da 30 bölü 3 olarak gelir. Yani 10 olur cevabımız Edirne. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde A ve B gerçel sayılarının konumları gösterilmiştir. Sayı doğrusu üzerindeki A ve B noktalarında birer tane karınca bulunmaktadır. A noktasında bulunan karınca sıfır noktasına olan uzaklığının 3 katı kadar sola doğru giderse. Şimdi A noktasında bulunan karıncaya baktığımızda sıfıra uzaklığının A birim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun 3 katı kadar sola giderse yani 3A kadar sola giderse şuradan başlıyorum şöyle 3A kadar sola geliyorum. Şimdi zaten A birim sıfırla A arası A birim değil miydi? O zaman şuraya kadar ne gelmiş oldu arkadaşlar? 2 A birim gelmiş oldu. Sıfırın sol tarafında kaldığı için de aslında şuranın eksi 2 A noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ne demişti bize? Sola doğru giderse eksi 1 bölü 3 noktasına gelmektedir. E şimdi geldiği yer şurasıydı. Eksi 2 A'ydı. O zaman eksi 2 A'nın eksi 1 bölü 3'e eşit olduğunu söylemiş aslında. E, eksiler gider her iki tarafta da olduğu için her iki tarafı da ikiye böldüğümüzde a'nın 1 bölü 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar şu bir kenarda dursun bakalım devam ediyorum şimdi b noktasında bulunan karınca demiş sıfıra olan uzaklığının bir defa b'nin negatif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Şöyle bir yazalım hatta. B küçüktür sıfır diyelim. Sıfırın sol tarafında kaldığı için. E bu durumda şurada kaç birim vardır arkadaşlar? Sıfır olan uzaklığı. Eksi B birimdir değil mi? Pozitif olması için önüne bir tane eksi koyarız. Birimleri zaten pozitif türünden söyleyebiliyoruz biz. 4 katı kadar sağa giderse eksi b'nin 4 katı kadar sağ tarafa gittiğinde eksi 4 b'ye kadar gitmiş olacaktır arkadaşlar. E şimdi toplamda eksi b şurası. Demek ki eksi 3 b'ye kadar daha gelmeli ki toplamda eksi 4 b gelmiş olsun. Yani geleceği yer eksi 3 b noktasıdır. E, diyor ki 1 bölü 4 noktasına gelmektedir. Yani bu durumda eksi 3 b'nin aslında 1 bölü 4'e eşit olduğunu söyleriz. İki tarafı da eksi 3'e böldüğümüzde b'nin de eksi 1 bölü 12 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar tamamdır. Bakalım bize neyi sormuş burada. Bize demiş ki B noktasında bulunan karınca baş, başlangıçtaki bulunduğu noktadan, başlangıçta zaten şurada bulunuyordu arkadaşlar. A kadar sağ tarafa ilerlerse, şuradan A kadar ilerleyecek e, ee, hangi noktaya ulaşır diye soruyor. B'nin biz eksi 1 bölü 12 olduğunu bulduk. Aslında buna A'yı ilave etmemizi söylüyor. A da 1 bölü 6'ydı. Bakalım sonuç ne gelecek? Şöyle 2 ile genişlettiğimizde eksi 1 artı 2 bölü 12 gelmiş oldu. Burası da 1 bölü 12 demektir arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği. Tabela ustası Levent aşağıdaki gibi led ışıkları eş daire levhaların üzerine yerleştirmiş ve bir şerit haline getirmiştir. Daha sonra bu şeridi bir reklam panosunun üst kenarına monte etmiştir diyor arkadaşlar. Levent usta led ışıkları soldan sağa doğru birinci dairede bir tane ikinci dairede üç tane üçüncü dairede beş tane olacak şekilde yerleştirmiş ve bu işleme sonraki dairelerde aynı şekilde devam etmiştir. Panonun önüne gelen ağaç gövdesinden dolayı şeritteki led ışıkların bir kısmı görülememektedir diyor arkadaşlar. Peki görülemeyen mesela kaç tane olsun arkadaşlar? X tane görülemeyen olsun. Yani ağacın arkasında kalan olsun. X tane görülemeyen dedim. E, şeritte kullanılan tüm daire sayısı demiş. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane daire görüyoruz. Bize ne demişti? Tüm daire sayısı. Şimdi 19 tane görülen var. X tane de görülmeyen var. Ağacın arkasında kalan var. 19 artı X oldu. Toplam daire sayısı. Görülmeyen daire sayısının yani xten bahsediyor arkadaşlar, 3 katından 3x 9 fazladır diyor. Çok güzel. Şimdi 9'u sol tarafa attık, 19'dan 9 çıktı, 10 kaldı. X'i sağ tarafa attık, 3x'ten x çıktı, 2x kaldı. İki tarafı da 2'ye böldük, x eşittir 5 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Demek ki burada görülemeyen 5 tane daire varmış. Biz buradan bunu anlıyoruz. Şu ağacın arkasında kalan şöyle 3, 4, 5 tane daire var. Peki. En son daireye baktığımızda arkadaşlar içerisinde 3 tane olduğunu görüyoruz. Let ışıklardan o zaman burası ne olacaktır? 5 tane olacaktır değil mi? 1 2 3 4 5. Sonra ne olacak? 1 tane. Sonra yine 3 tane olacak. Sonra 1 2 3 4 5 olacak. Sonra tekrardan 1 olacak. Sonrasında da zaten dikkat ettiyseniz 3 diye devam ediyor. 1 3 5 şeklinde devam ediyor. Peki bize neyi sormuş? Şeritte kullanılan led ışık sayısını sormuş bize. Burada aslında şunu söylememiz lazım arkadaşlar. 19 artı x'ten 24 tane daire var toplamda. 24 daire var. Peki bu 24 daireyi Üçerli üçerli gruplandıracak olursak bakın son grubumuzda şurası olacaktır değil mi şöyle üçerli üçerli gruplandırdığımızda Kaç tane grupla karşılaşırız 8 tane grupla karşılaşırız e Bundan sürekli 1 3 5 1 3 5 diye devam etmiyor mu o zaman bir grupta kaç tane led olduğunu bulalım grup sayısı ile çarpalım Olay bitsin 5 tane buradan 3 e, tane buradan 8 bir tane de buradan 9 9 tane var her bir grupta 8 e, tane grup olduğuna göre 8 çarpı 9'dan 72 gelecektir cevabımız bursa seçeneği olur Aşağıda bir sitede mavi, yeşil, turuncu ve kırmızı yollar ile birbirine bağlanmış 7 tane blok verilmiştir. Bu bloklardan 3 tanesinin numaraları 13, 15 ve 18'dir. Diğer bloklar B1, B2, B3, B4'ün numaraları ise aynı renkli yollar ile birbirine bağlı olan her 3 bloğun numaraları toplamı birbirine eşit olacak şekilde verilmiştir. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Mesela yeşile bağlı olan hangileri var? B1, B2, B15 var. Bunları topla diyor. B1 artı, B2 artı, 15 şeklinde. Bunlar mesela şuna eşit olacaktır diyor arkadaşlar. B2 artı 13 artı 18'e eşit olacaktır diyor. Hatta devam ettirecek olursak. Şöyle B2 artı 13 artı 18 yazdım. E, mavi'ye de eşit olacak. Yani 15 artı 13 artı B3 gelmiş oluyor. Hemen onu da yazarız. Şöyle 15 artı 13 artı B3 şeklinde. Ve son olarak kırmızıya baktığımızda. Kırmızıdan da 18 artı b3 artı b4 gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunların hepsi birbirine eşit. 18 artı b3 artı b4. Şimdi burada ne yapalım? Burada şöyle bir şey yapalım. Mesela ilk olarak şu gruba bakalım tamam mı? Bunlara baktığımızda iki tarafta b2 olduğunu görüyoruz. B2'ler gittiğinde geriye sadece şurada b1 kalmış oluyor arkadaşlar. E, 13-18 daha 31 oldu. 15'i sağ tarafa attım. Eksi 15. E, 31'den 15 çıktığında da 16. B1'in aslında 16 olduğunu direkt bulmuş olduk biz buradan. Tamamdır. Devam edelim arkadaşlar. Mesela şuraya bakalım bu defada. Şuraya baktığımızda da e, iki tarafta B3 olduğunu görüyorum. B3'ler gidecektir. 15 ile 13'ün toplamı 28'dir. Sağ tarafta burada ne kaldı sadece B4 kalmış oldu 18'de sol tarafa attım 28'den 18 çıktı 10 kalmış oldu arkadaşlar böylelikle B4'ü de bulmuş olduk Tamamdır ee, Bunun haricinde ne söyleyebiliriz diye bakıyorum Bunun haricinde de B2 ile B3 arasındaki bağlantıyı kurabiliriz arkadaşlar şöyle B2 ile B3 arasında Şöyle bir bağlantı var bu bağlantıyı kurabiliriz aslında Şöyle yapalım B3'ü sol tarafa atalım. Burası şöyle gelsin. B2 eksi B3 eşittir. Ee, i̇ki tarafta da 13 var. Görüyorsunuz gitti bunlar. 18'i sağ tarafa atıyorum. Eksi 18. 15 eksi 18'den de eksi 3 gelmiş oldu. B2 eksi B3'ün de eksi 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz şu anda. Tamamdır. Bu bir kenarda dursun. Sorunun devamında bize şunu söylemiş. Sitede bulunan tüm blokların numaraları toplamı 91 demiş. Hepsini topladığımızda 91 geliyormuş. Hemen yazıyorum şöyle. B1 B2 artı B3 artı B4. Ee, daha sonra da artı diyorum 15 var. 13 var. 18 var. Bunların tamamını topladığımızda 91 geliyormuş arkadaşlar. B1'in 16 olduğunu bulduk biz zaten B2'nin ne olduğunu bilmiyoruz. B3'ün ne olduğunu bilmiyoruz. B4'ün de 10 olduğunu bulduk. artı dedim 15 artı 13 artı 18 eşittir 91 olarak geldi. 18 13 daha 31 oldu. 31 15 daha 46. 10 buradan 56. 16 da buradan 72 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. 72 B2 artı B3 eşittir diyorum. 91 eksi 72'den burası ne gelecektir? 19 gelecektir arkadaşlar bunu da yazmış olduk. Biz daha önce zaten b 2 eksi b 3'ün eksi 3'e eşit olduğunu söylemiştik. Bunu da geldim. şöyle yazdım. Ee, taraf tarafa toplayacak olursak eğer arkadaşlar b 3'lerin gittiğini görürüz 2 tane b2 geldi. 19 eksi 3'ten 16 İki tarafı 2'ye böldüğümüzde B2'nin 8 olduğunu söyleyebiliriz. B2'yi bulduk. B4'ü de bulmuştuk. Bize neyi sormuştu? B2 ve B4'ün numaraları toplamını sormuştu. Bu ikisini topladığımızda 18 geliyor. Cevabımız Adana. Öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir mutlak değerle eşitsizlik sorusu yazmıştır. Sınıftaki iki arkadaştan Elif eşitsizliğin pozitif olan köklerini... Şöyle Elif yazayım arkadaşlar önce... Ee, melek ise eşitsizliğin negatif olan köklerini bulmuştur diyor şuraya da melek yazdım şimdi mutlak değerli ifadeler olduğu gibi de dışarı çıkabiliyordu negatif olarak da yani şöyle e, mesela içerisi negatif diyelim önüne bir tane eksi alarak da dışarı çıkabiliyordu o yüzden iki şekilde de değerlendireceğim. Şimdi 2 küçüktür. X eksi 1 küçüktür. 5 olarak e, düşünelim Elif için. Sonuçta direkt pozitif olan köklerini bulmuş. Melek de bunu eksi olarak dışarı çıkarmış. Yani şöyle ki 2 küçük eşittir. Eksi x artı 1 olarak çıktı. Küçüktür 5 olarak gelmiş oldu. Şurada her tarafa artı 1 eklediğimizde şurası 3 küçüktür. X küçüktür. 5 artı 1'den 6 geldi. Şurada da her tarafı eksi 1 ekledim. 2 eksi 1'den burası 1 geldi. Sonra burada eksi x kaldı. Buradan da 1 çıkardığımızda 4 gelmiş oldu. E bunu eksiyle çarptığımızda 4 sol tarafa eksi 4 olarak geçti. E, artı x'e ulaştık. 1 sağ tarafa eksi 1 olarak geçmiş oldu arkadaşlar. Buna göre demiş Elif'in bulduğu en küçük tam sayı kök ile. Elif'in bulunduğu en küçük tam sayı köke baktığımızda burada 3'ü görüyorum en küçük olarak. 3, 4, 5 var zaten 3 tane sayı buluyor. En küçüğü 3. Meleğin bulduğu en büyük tam sayı. Burada meleğin bulduğu en büyüğe baktığımızda ise eksi 1'i görüyorum. Bunların toplamını sormuş. 3 eksi 1'den 2 cevabımız Edirne. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere A sayısının B sayısına olan uzaklığı biz bunu mutlak değerle ifade ederiz arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde A eksi B'den bahsediyor. A sayısının iki katı kadardır demiş. 2 A dedik. Şimdi arkadaşlar mutlak değerli ifadeler iki farklı şekilde dışarı çıkabiliyordu. Şöyle ki ilk seçeneğimiz olduğu gibi dışarı çıkardı. Yani a eksi b eşittir 2a olarak gelebilirdi. Diğer seçeneğimizde de önüne eksi alarak yani b eksi a eşittir 2a olarak da dışarı çıkabilir. Burada şimdi A'yı sağ tarafa atacak olursak eksi B eşittir A olarak gelmiş oluyor. Ee, burada şimdi A'nın pozitif olduğunu kabul ettiğimizde mesela A'ya 5 dediğimizi düşünün. B ne olacaktır burada arkadaşlar? Eksi 5 olacaktır. Önündeki eksiyle artı 5'e dönüşmüş olacak. Yani birine pozitif dediğimizde diğeri negatif geliyor. Ama bize sorunun başında demişti ki ikisi de pozitif gerçel sayılar demişti. Dolayısıyla ben bu seçeneği kabul edemem burası gitti. Burada eksi a'yı diğer tarafa attığımızda artı a olarak geçti. B eşittir 3a olarak gelmiş oldu. E şimdi bak a'ya pozitif sayı verdiğinde b de pozitif geliyor. Bu bizim tam istediğimiz gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye sormuş bize. Şurada a bölü b ifadesini görüyorum. A bölü B burada ne olacaktır arkadaşlar? Mesela A'ya burada K verecek olursak B ne olacaktır? 3K olacaktır. A bölü B de K bölü 3K'dan 1 bölü 3 olarak gelir. Yanlış. B'ye bakıyorum. B bölü A verilmiş. B'ye biz 3k demiştik. A'ya da k demiştik. Bölündüğünde de 3 gelir. Bu doğrudur. Cevabımız Bursa. Yukarıda verilen denklemlerin hangilerinin çözüm kümeleri bir elemanlıdır demiş. Şimdi birinciye baktığımızda arkadaşlar burada mutlak değerli ifadeler görüyoruz. Dolayısıyla her iki taraftan da kesinlikle pozitif ifadeler gelecek. Mutlak değerden kurtulmak için her iki tarafın karesini alacak olursam ben. Sonuçta kareleri alındığında da negatif gelme ihtimalleri kalmayacak. Yani aslında şu anda mutlak değeri kullanmamıza gerek yok bu açıdan baktığımızda. Ee, şimdi kare açılımı yaptığımızda arkadaşlar sol tarafta birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi sağ tarafta yine aynı şekilde birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar buradan x karelerin, karelerin gittiğini görüyoruz 6x sağ tarafa geçti artı 6 x 2 x de buradan 8 x geldi. Biri sol tarafa attım eksi 1 9 1'den 8 gelmiş oldu. Her iki tarafı da 8'e böldüğümüzde x eşittir 1 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bir tane kök bulmuş olduk. Bu tam istediğimiz gibi bir durum. Birinciyi kabul ettim. İkinciye bakıyorum. İkincide de yine aynı şekilde... Her iki tarafın karesini aldığımızda artık mutlak değeri yazmamıza gerek kalmaz. Çünkü sonucun negatif olmadığını garantilemiş oluruz karesini alarak. Her iki tarafın karesini alarak. Birincinin karesi diyorum 4x kare geldi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından eksi 4x geldi. Artı ikincinin karesinden de 1 gelmiş oldu. Sağ tarafa bakıyorum birincinin karesi 9. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından eksi 12x geldi. İkincinin karesinden de 4x kare geldi. Şimdi 4x karelerin iki taraftan da şöyle gittiğini görüyoruz. Eksi 12x'i sol tarafa atalım. Artı 12x. 4x çıktığında 8x kaldı. 1'i sağ tarafa attım. Eksi 1. 9 1'den 8 kaldı. İki tarafı 8'e böldüğümüzde x eşittir 1 olarak gelmiş oldu. Burada da bir tane kök bulduk. Dolayısıyla bunu da kabul ediyorum. Üçüncü öncüle bakacak olursak arkadaşlar. Burada kare almayalım bence. Niye? Zaten kareli bir ifade var. Tekrar karesini aldığımızda x üzeri dörtlü ifadelere çıkmış olacağız. Bu aslında işimizi kolaylaştırmak yerine zorlaştıracak burada. E ne yapalım o zaman? E şöyle yapalım. Mutlak değer içerisindeki ifade için biz şunu söylemiyor muyduk? Ya olduğu gibi dışarı çıkıyordu ya da ee, eks, önüne eksi alarak dışarı çıkıyordu o zaman burası olduğu gibi dışarı çıkarsa direkt şöyle olacaktır. Önüne eksi alarak dışarı çıktığında da şöyle olacaktır. x kare eksi 9 eşittir x eksi 3 şeklinde olacaktır. İki farklı çözüm gelecek burada. Şimdi buraya baktığımızda ise arkadaşlar ne geliyor hemen bakıyorum. 2 kare farkı var. Yani 3 eksi x çarpı 3 artı x olarak bunları yazabiliriz. Eşittir diyorum şurada ne var? x eksi 3 var yazdım. Burayı da aynı şekilde bakın. 2 kare fark olarak yazabiliyorum. x eksi 3 çarpı x artı 3 geliyor. Diğer tarafta da x eksi 3 var. Şimdi burada x eksi 3 ile 3 eksi x, x aslında sadeleşebilir ama negatif işaretlidir bunlar. Dolayısıyla şurası eksi 1 olacaktır. Yani 3 artı x eşittir. Eksi 1 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. E, 3'ü diğer tarafa attığımızda buradan da ne gelmiş oluyor? Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 gelmiş oluyor. Ben şimdi x yerine eksi 4 verdiğimde burası e, sağlanır mı hemen bakacağım. Eksi 4 verdim. Eksi 4 eksi 3 daha eksi 7 oldu. Bir defa mutlak değerden dışarı bir ifade negatif çıkamayacağına göre eksi 7'ye eşit hiçbir zaman olamayacaktır. Buradan bir çözüm gelmedi. Şimdi diğer tarafa bakacak olursam e, burada da x eksi 3'lerin direkt sadeleşeceğini söyleyebilirim. Yani ne olur x artı 3 eşittir 1 olarak gelecektir. 3'ü diğer tarafa attım. Eksi 3 1 eksi 3'ten de eksi 2 olarak gelmiş oldu. E, x yerine eksi 2 yazdığımızda da eksi, eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 geldi. E, mutlak değerden dışarı eksi 5 olarak çıkabilir mi bir ifade? Çıkamaz buradan da gelmedi. Ama burada bir şeyi atlamamız gerekiyor. Atlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki x eksi 3'leri atlamamamız gerekiyor. Biz tamam bunları sadeleştirdik ama burada şöyle bir seçenek de söz konusu değil mi? Yani ben burada x yerine 3 verecek olsam x eşittir 3 olsa diyorum tamam mı? E ne olur burası? 3 eksi 3'ten 0 olur. 0 çarpı 6 olur şurası. E diğer tarafta 3 eksi 3'ten 0 olur. Yani 0 eşittir 0 gelmiş oldu. E şimdi şuraya baktığımızda 3 verdiğimizde burası da sağlıyor. Dolayısıyla x eşittir 3'ü burada atlamayacağız. Buradaki çözümlerimizden birisi de bu olacaktır. Diğerlerini zaten kabul etmediğimize göre buradaki tek çözüm x eşittir 3 olacaktır. O yüzden tek çözüm olduğu için bunu da kabul ediyorum. Cevabım 1 2 3'ten Edirne. Aşağıda 5 eş bölmeye ayrılmış 1500 mililitre hacimli bir sürahinin bir kısmı su ile doldur demiş. Şimdi arkadaşlar bir 1500 mililitre ise tamamı 5 parçaya ayrıldığında ne olacaktır? Her birine 300 mililitre düşecektir diyebiliriz arkadaşlar. Her biri şöyle 300 olacaktır diyebiliriz. Tamamdır. Ee, birinci için demiş ki buradaki sürahideki su ile bardak dolup taşmaktadır. Biz bardağı B ile gösterecek olursak arkadaşlar bardağın hacmini. Demek ki şuradaki 900 bardağın hacminden daha büyük. 900 büyüktür bardak olarak yazdım. İkinci şekle baktığımda ise buranın yine her birinin 300 olduğunu bildiğim için 600 var burada. Sürahideki su ile bardak dolmamaktadır demiş. E, dolmuyorsa o zaman buradaki bardağın kesinlikle e, 600'den büyük olduğunu söyleyebiliriz E şimdi Bardak 600'den büyüktü 900'de bardaktan büyüktü o zaman bardak için şunu söyleyebiliriz 600 ile 900 arasındadır diyebiliriz 600 ile 900 arasında Bize ne demiş bardağın hacmi 50 mililitrenin tam katı olduğuna göre Bardağın hacmi kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuş 50'nin katı olan burada 650 var arkadaşlar 700 var 750 var 800 var 850 var. Başka da var mı burada? Yok. Kaç farklı değer oldu? 5 farklı. Cevabımız Ceyhan. Bir manav aldığı kavunların tanesini 5 TL'ye, beşerli paketler halinde 3x-2 TL'ye şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane aldığında, beşerli paket aldığında ve onarlı paket aldığında şeklinde 3 parçaya bir ayıralım bunları. Tane hesabı yapalım birim hesabı yapalım e Burada zaten bir tanesi 5 TL'ydi o zaman direkt 5 TL'ye yazabiliriz Şimdi beşerli paketler halinde 3x-2 TL'ye Satıyormuş e Şimdi 5 tanesini bu e, bu kadar e, paraya satıyorsa O zaman bir tanesini Biz bir tanesi üzerinden konuşalım demiştik ya e, Burada ne olacaktır 3x-1 2 bölü 5 olacaktır bir tanesinin fiyatı Onarlı paket halinde 5x-1 TL'ye eğer satıyorsa O zaman buradaki bir tanesinin fiyatı da ne olacaktır 5x-1 bölü 10 olarak gelmiş olacaktır Satılacak kavunların paketlerdeki kavun sayısı arttıkça Demiş arkadaşlar bakın 1 bu artıyor 5 bu artıyor 10 arttıkça kavunun birim fiyatı azalmaktadır demiş e şimdi arttıkça şunlar arttıkça birim fiyatı azalıyor o zaman buradaki en az olan hangisi 5 x 1 bölü 10 sonra 3 x 2 bölü 5 sonra da 5 TL yani aslında aralarında şöyle bir bağlantı var diyebiliriz e burada şimdi ne yapsak burada her tarafı 10 ile çarpsak arkadaşlar. Niye çarpıyorum onla? Şuradaki paydadaki onlardan ve beşlerden kurtulmak istiyorum. Burası ne geldi? 50 gelmiş oldu. Burada onla 5 sadeleşti. Işte 2 geldi. Yani burası 6x eksi 4 oldu. Buradan da onlar gidince 5x eksi 1 kalmış oldu arkadaşlar. Bunu da yazmış olduk. Şimdi ilk olarak şuraya bir bakalım tamam mı? Ee, 6x eksi 4 büyüktür 5x eksi 1. 5x'i sol tarafa attım eksi 5x. 6 xten 5x çıktı x kaldı. Eksi 4'ü sağ tarafa attım artı 4. 4'ten 1 çıktı 3 gelmiş oldu. x'in 3'ten büyük olduğunu anlamış olduk. E tamam bir de şuradan bakalım mı? Şöyle bakalım. 50 büyüktür 6x e, eksi 4. Eksi 4'ü sol tarafa attım. Şurası 54 gelmiş oldu. 54 büyüktür 6x. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde 9 büyüktür x olarak gelmiş oldu. 9 x'ten büyük x de 3'ten büyük. Bunları birleştirelim o zaman. 9 büyüktür x büyüktür 3 olarak geldi. x tam sayısını alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyordu. 8, 7, 6, 5 ve 4 olmak üzere 5 tane değer var. Cevabımız Bursa. Beyza elinde bulunan tokalarını 5 farklı torbanın içerisine koymaktadır. Torba numarası ve torbaların kapasitesini gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre Beyza'nın toplam kaç tane tokası vardır diye sorulmuş. Şimdi torba numarası A denilmiş 1 ile 4 arasında ise eğer bir dahil burada e, torbanın tokak kapasitesinin şu olduğunu söylenmiş. Mesela A yerine burada 1 yazdığımızda 10-1'den 9 gelmiş oluyor arkadaşlar. Artı A yerine 2 yazacak olursak 10-2'den 8 gelmiş oluyor. 3 yazacak olursak 10-3'den 7 gelmiş oluyor. 4 yazacak olursak diyemiyorum çünkü 4'ü burada yazamıyorum. Eşitlik yok. 4'ü aşağıda yazacağız. Bak burada eşitlik var. 4'ü burada yazdığımızda e, ne geliyor? 2 çarpı 4 8 20'den 8 çıktığında 12 kalmış oluyor arkadaşlar. O yüzden artı 12 dedim. 5 yazdığımızda da 2 çarpı 5 10. 20'den 10 çıktığında da 10 kalmış oluyor. Şöyle yazmış olduk. Şimdi bunları toplayacak olursak. 12 buradan 10 buradan 22. 8 buradan 30. 9 buradan 39. 7 de buradan 46 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir matematik öğretmeni 3 öğrencisini tahtaya kaldırmış ve öğrencilerinden aşağıdaki işlemleri yapmalarını istemiştir. Ahmet'e x tane 4'ü çarpmasını söylemiş. Bu aslında ne demektir arkadaşlar? 4 üzeri x demektir. Buket'e y tane 2'yi çarpmasını istemiştir. E, bu 2 üzeri y demektir. Cüneyt'e de 8 tane 8'i çarpmasını istemiştir. Bu da 8 üzeri 8 demektir aslında. Ahmet ile Buket'in bulduğu sonuçların çarpımı demiş. Yani şu ikisini çarp diyor, 4 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarp diyor. Ee, Cüneyt'in bulduğu sonuca eşittir diyor. Yani 8 üzeri 8 eşittir. Şimdi hepsini ikinin kuvveti olarak yazacak olursam ben burada. Mesela 4'ü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Yani burası 2 üzeri 2x olur. Buradan da ne geldi? 2 üzeri y gelmiş oldu. 8'i ben burada 2 üzeri 3 olarak yazabilirim arkadaşlar. Üzerinde bir de 8 var. Toparlıyorum şimdi burayı. 2 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 2x artı y gelmiş oldu. Burada da 2 üzeri 3 çarpı 8'den 24 gelmiş oldu. Şimdi eşitlik var. Tabanlar eşit. O yüzden mecbur üstlerde eşit olacak. 2x artı y'nin 24'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre birbirinden farklı x ve y rakamlarının çarpımı kaçtır? Şimdi hangi rakamları verdiğimizde bu sağlar? Mesela ben burada x yerine 8 verecek olursam, y yerine de 8 verecek olursam 16 artı 8'den 24 sağlanmış olur ama birbirinden farklı olmadılar. O yüzden bunları alamıyorum. Başka hangi sayıları verebilirim? Mesela 7 versem 2 çarpı 7 14 olur, y'ye 10 kalır. Rakam olmaktan çıkmış oldu. 6 versen 12 olur, y'ye 12 kalıyor. Zaten rakam değil. Demek ki 8'den aşağıya düşemiyorum x için. 8 verdiğimizde de zaten sağlamadığını gördük. x yerine 9 versek ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 9, 18. y'ye de 6 kalmış oldu. Bak ikisi de rakam olarak gelmiş oldu. x yerine 10 verebiliyor muyuz peki? E veremiyoruz. 2 basamaklı sayı rakam olmaktan çıkıyor. O zaman sağlayan değerler sadece 9 ve 6'dır. Bunların çarpımını istemiş. 9 çarpı 6, 54. Gelir, Cevabımız Denizli. Bir inşaat firması 32 binadan oluşan site inşa etmiştir. Her binada 16 kat vardır. Şimdi 32 çarpı 16 tane kat oluştu arkadaşlar. Her katta da 3'er daire bulunmaktadır. Bir de bunu 3 ile çarpmamız gerekiyor toplam daire sayısına ulaşmak için. Her bir dairenin girişinde çelik kapı ve dairenin içindeki odalarda toplam 8 ahşap kapı vardır. Yani 8 ahşap kapı artı bir de çelik kapı toplamda 9 tane kapı var. Bize neyi sormuş? Buna göre bu sitedeki çelik ve ahşap kapı sayıları toplamı kaçtır? Yani kapı sayıları toplamı. E şurada toplam e, bir dairede 9 kapı olduğunu biliyoruz. O yüzden bir de şunu 9 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. E, toplam kapı sayısını bulmak için. 32 2 üzeri 5 demektir. Hemen yazdım. E, 16 2 üzeri 4 demek çarpı 3 dedim 9 da 3 üzeri kare, 3 üzeri 2 demektir. Hemen toparlıyorum bunları şimdi. 2 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstler toplandı 9 olarak gelmiş oldu. Bunlar da tabanlar aynı olduğu için üstler toplamda 3 üzeri 3 olarak gelmiş oldu ama seçeneklere baktığımızda bu şekilde verilmediğini görüyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Şurada hani kuvvetin 3 olduğunu görüyoruz ya bak seçeneklerden bazılarında da 3 var kuvvette. Acaba diyorum ikisini de kuvvetin 3 yapsam işime yarar mı? Mesela şurası 2 üzeri 9 diye. Ben burayı 2 üzeri 3 üzeri 3 şeklinde ayırsam tamam mı? Burası da ne gelmiş oluyor? 3 üzeri 3 gelmiş oluyor. 2 üzeri 3 8 demektir. Yani 8'in 3. kuvveti çarpı 2'nin pardon 3'ün 3. kuvveti oldu şurası. 3'ün Üçün 3. kuvveti desem buraya. Üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. Burası ne olur? 24'ün 3. kuvveti. Bu seçeneklerde var mı? Evet var. Cevabımız Edirne. Aşağıda kenar uzunlukları verilen ABC üçgeninin B köşesi cetvelin 3 noktasına gelecek şekilde gösterilmiştir. ABC üçgeni ok yönünde kenarları cetvele paralel olacak şekilde döndürülüyor. Buna göre ABC üçgeni ilk defa başlangıçtaki görünümü, e, görünümüne geldiğinde üçgenin sağda kalan köşesi cetveldeki hangi noktalar arasında bulunur demiş. Şimdi arkadaşlar bu teker teker döndürülecek şöyle birinci dönüşü şöyle olacak mesela sonra bir kez daha dönecek şöyle olacak ve bir kez daha döndüğünde zaten eski haline gelmiş olacak. E, birinci dönüşünde e, şu 6 eksi kök 6 şuraya gelmiş oluyor 6 eksi kök 6 ikinci dönüşünde buraya 3 artı kök 6 gelmiş oluyor. Üçüncü dönüşünde ise bulunduğu ilk kuruma gelmiş oluyor. Yani 3 artı kök 2 şuraya gelmiş oluyor. Bize diyor ki bütün bunlar yapıldıktan sonra buna göre ABC üçgeni ilk defa başlangıçtaki görünümüne geldiğinde üçgenin sağda kalan köşesi diyor. Bak şuradan bahsediyor. Sağda kalan köşesi cetveldeki hangi noktalar arasında bulunur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman şurayı ben bir toplamak istiyorum tamam mı? Şöyle toplamda kaç birim yapıyor burası? Şimdi bak. Eksi kök altı artı kök altı gidecektir. Ee, 6 buradan 3 buradan 9 3 de buradan 12 3 buradan 15 yaptı arkadaşlar artı diyorum kök 2 buradan kök 2 de buradan 2 kök 2 yapmış oldu peki 2 kök 2 demek aslında kök 8 demek değil midir evet tabi ki o demektir kök 8'in nasıl bir sayı olduğunu söyleyebiliriz 2'nin karesi 4'tür 3'ün karesi 9'dur e, 4 ile 9 arasında kaldığına göre demek ki 2 ile 3 arasında bir sayıdır bu 2'nin karesi ile 3'ün karesi arasında bir sayı olduğuna göre demek ki 2 ile 3 arasındadır kök 8 bunu söyleyebiliriz 2 virgüllü bir sayı, yani kısacası. 15 artı 2 virgül bir şey. E bunları topladığımızda da ne olacaktır? 17 virgül bir şey olarak gelecektir. Yani şu çizdiğimiz mavi uzunluğun tamamı 17 virgüllü bir şey gelecek. Şimdi şuna dikkat edin. B noktasının nereye denk geldiğini görüyoruz. 3'e denk geldiğini görüyoruz değil mi? Demek ki 3'ün üzerine 17 virgül bir şey gelmiş olacak. E Bunları topladığımızda da 20 virgül bir sayı yapacaktır. Yani 20 ile 21 arasında yer alacaktır. Bu durumda cevabımız da Edirne seçeneği olur. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısına karşılık gelen değeri birinci dereceden kök a, ikinci dereceden kök a, üçüncü dereceden kök a şeklinde eninci dereceden kök a'ya kadar gidiyormuş arkadaşlar. Bu sayılardan rasyonel olanlarının sayısını eşitmiş. Örnek vermiş. Mesela şöyle bir kutu içerisine 8 yazıldığında, e, dörtgen içerisine 8 yazıldığında 1, 2, 3, 4. dereceye kadar gideceksin diyor. Bunlardan kaç tanesi rasyonel? Bak burada 8 var rasyonel olarak bir de 2 var. O zaman diyor şu de, bunun sonucu 2'dir diyor. Tamam buna göre üçgenin içerisine A yazılmış ve sonuç 2 imiş arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? E, o zaman burada bize şunu söylemek istiyor. Birinci dereceden kök içerisinde A, e, ikinci dereceden kök içerisinde A ve üçüncü dereceden kök içerisinde A. Şimdi bu şekilde ifadeleri verdiğimizde kaç tanesi e, ya A yerine e, hangi sayıları verdiğimizde aslında sonuç 2 olur diyor. Yani iki tane rasyonel sayı gelir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela şurada birinci de zaten A yerine ne verecek olursak olalım. Zaten her türlü kökten dışarı çıkacaktır. Her türlü A olarak çıkacaktır. Buradan bir tanesi geldi. O zaman şuradan da şu ikisinden de bir tanesinin gelmesi gerekiyor. A'nın iki basamaklı sayı olduğunu söylemiş. Kare kökten çıkması için bu A sayılarının mesela 16 olması lazım. 25 olması lazım. Başka 36 olması lazım. 49 olması 8'in karesinden 64 olması lazım. 9'un karesinden 81 olması lazım. Başka da olmuyor. Şimdi arkadaşlar 16'yı burada verdiğimizde a yerine evet dışarı çıkacaktır. 4 diye dışarı çıkar. Bu durumda şuradan zaten bir tane geliyor. Buradan da bir tane gelmiş olur. 2 tane ve küp kökten dışarı çıkıyor mu 16? Yok çıkmıyor. Demek ki 16'yı gerçekten alabiliyoruz. Peki şunu da yazalım da ya da ondan sonra bunlara geçelim. Küp kökten çıkması için arkadaşlar ne olması lazım? 27 olması lazım. 3'ün küpü 27'dir, 4'ün küpü 64'tür, 5'in küpü 125'tir. 3 basamak olduğu için onu almayız. Şimdi şu, şimdi değerlendirmeye başlayalım. Mesela 16'yı verecek olsam bir kare kökten dışarı çıkar. Bir de birinci kökten, birinci dereceden kökten dışarı çıkar. İki tane gelmiş olur. Evet 16 olabiliyor. 25 olabiliyor mu? Evet 25 de olabiliyor. 36 da iki defa iki tanesinden dışarı çıkabiliyor sadece. 49 da sadece iki tanesinden dışarı çıkabiliyor. Yani hem şundan hem şundan dışarı çıkmış oluyor. 64'e baktığımızda arkadaşlar 64 hem birinci dereceden kök içerisinden çıkar hem ikinci dereceden kökten çıkar 8 olarak hem de üçüncü dereceden kökten de çıkar 4 olarak çıkar. O yüzden 3 tane olduğu için ben bunu istemiyorum çünkü 2 tane olmasını istiyordum rasyonellerin o yüzden 64'ü eledim. 81 hem kare kökten dışarı çıkar hem de birinci dereceden kökten dışarı çıkar dolayısıyla 81'i aldım. 27 Eee Küp kökten dışarı çıkabilir. Aynı zamanda birinci dereceden kökten dışarı çıkabilir. O yüzden 27'yi de aldım arkadaşlar. Şimdi bunların toplamını istemiş bizden. 81, 27 daha kaç gelmiş oluyor? 108 geliyor. 108, 49 daha eklediğimizde 108, 158, 158 157 oldu. 157, 36 buradan 157, 163, 193 oldu. 198, 208, 214, 208 gerçi 214 bir dakika bir tekrardan bir toplayalım yanlış olmasın tekrardan bir topluyorum 81 27 de buradan 81 88 98 108 tamam 50 eklesek 108'e 158 olur bir tane çıkardım 157 157'ye 6 ekledim 163 oldu 30 daha ekledim 193 oldu 5 ekledim şimdi 198 20 daha ekledim 208 218 oldu 16 da eklediğimizde 234 oldu cevabımız Ceyhan Daire içerisinde mi şu anlama geliyormuş. M'den küçük en büyük tam sayı şeklinde tanımlanıyor. Örnek vermiş. Mesela içerisinde 13 bölü 2 yazılırsa bu 6,5 buçuk demektir. 6 buçuktan küçük en büyük tam sayı nedir? 6'dır. O yüzden bu 6 eşittir demiş. E, kök içerisinde 19 verilmiş arkadaşlar. Daire içerisinde kök içerisinde 19. Şimdi kök içerisinde 19 sayısı. 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir. 19 sayısı bu iki sayı arasında yer aldın. E, bu iki sayı arasında yer aldığına göre demek ki 4 ile 5 arasında bir sayıdır. 4 virgüllü bir sayı. O zaman bu dışarı ne diye çıkacaktır? Bunun tam kısmı olan 4 olarak çıkacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla şurada 4 artı A eşittir. Kök 10 gelecektir burası. Tamam bir de kök 17'ye bakalım arkadaşlar. Kök 17'de 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Yine bu iki sayı arasında yer aldığına göre demek ki 4 virgüllü bir sayıdır. Tam kısmını aldığımızda 4 diye dışarı çıkacaktır. Hemen geliyorum bunu da yazıyorum. 4 eksi B eşittir kök 10 şeklinde bunu da yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi e, burada biz a'yı da biliyoruz b'yi de biliyoruz. Bizden ne istemiş? A kare eksi b kare istemiş. Şimdi a kare eksi b kare demek iki kare farkı demektir. yani a eksi b çarpı a artı b demektir arkadaşlar. E, biz bunları direkt topladığımızda neye ulaşırız? şuradan a eksi b'ye ulaşırız. yanlarında bir de ne var. Eksi 8 var. Burada da 2 kök 10 var. Yani eksi 8'i de diğer tarafa attığımızda a eksi b gördüğümüz yere 2 kök 10 artı 8 yazılabilir. Çarpı diyorum. Şimdi bir de a artı b'yi elde etmemiz lazım. Bunun için ne yapacağız? Şu ikinci ifadeyi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayacağız. Şimdi bak a e, A var yukarıda. Burada da eksi B vardı. E, ee, önüne bir eksi daha geldi. A artı B oldu. Yani A artı B oldu. 4 eksi 4'ten bu 4, dör, 4'ler e, gitmiş oldu. Kök 10 eksi. Kök 10'dan da burası 0 gelmiş oldu. Buraya da 0 gel, e, kalmış oldu bu durumda. 0 da şu sayının çarpımı zaten 0 olacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir internet sitesinde bir müşterinin ilgilendiği ürünlerin fiyatları x, y ve x kare eksi y kare lira, liradır. Müşteriler seçtiği ürünleri ve adetlerini belirttiği zaman ürünler ve toplam fiyatı sepet kısmında görülmektedir. Bir müşteri bu siteden fiyatı x lira olan üründen z tane almış. O yüzden x çarpı z lira para ödemiştir deriz. y lira fiyatı y lira olan üründen t tane seçmiş. y çarpı t dedim. 36 lira fiyat olmuş arkadaşlar Daha sonra fiyatı x lira olan üründen t tane demiş şöyle x çarpı t diyorum Fiyatı y lira olan üründen de z tane demiş dolayısıyla buraya da y çarpı z diyorum Bunların da fiyatı 24 TL gelmiş, e, gelmiş arkadaşlar hemen yazdım Buna göre diyor Bu müşteri fiyatı x kare eksi y kare olan üründen Hemen yazıyorum x kare eksi y kare olan üründen Z kare eksi t kare tane Hemen bunu da yazıyorum. Z kare eksi T kare tane seçip sepete eklediğinde ödemesi gereken miktar kaç lira olacaktır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bize sorduğu yer şurası. Bunu bir şuraya alayım. Bu bir burada kalsın bakalım. E, hatta şöyle yapalım öyle kalsın bak x eksi y çarpı x artı y demek değil midir burası? E tamam yazıyorum. x eksi y çarpı x artı y. Burası da z eksi t çarpı z artı t demektir. Hemen bunu da yazıyorum arkadaşlar. Bizim aradığımız şey aslında bu. Bunu nasıl yakalayabileceğiz? Mesela bak şöyle direkt taraf tarafa toplayacak olsam şu ikisini x parantezine alacak olursam arkadaşlar buradan ne gelir içeride? Z artı t gelmiş olacaktır. Şu ikisini de y parantezine alacak olursam y parantezinde yine ne gelecektir? Z artı t gelecektir. Bunları da topladığımda ne geliyor? 60 geliyor. Şimdi z artı t'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz değil mi? Z artı t hem şurada var hem şurada var. O yüzden diyorum ki z artı t parantezinde burada ne kalmış oldu? x kalmış oldu yazdım buradan da y kalmış oldu bunu da yazdım arkadaşlar 60 geldi şimdi dikkat edin şurada x artı y'yi görüyorsunuz değil mi ee, z artı t'yi de görüyorsunuz o zaman ben bunları şöyle bir yazayım x artı y ile z artı t'yi şöyle yan yana yazayım geriye kalan kısmını da yan yana yazacağım yani x eksi y çarpı z eksi t olarak gelmiş oluyor. Şimdi şu kısmı bulduk biz. Bu kısmın 60 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yazıyorum. Eşittir 60 çarpı dedim. ikinci kısmı henüz bilmiyoruz arkadaşlar. O kısmı da nasıl bulabiliriz? Aslında şöyle bulabiliriz. Şunu şöyle bir alayım. Bunu bir kopyalayayım tamam mı? Şöyle ço çoğaltayım. Aşağı getirdim. Aynı denklemleri tekrardan. Bu defa ne yapacağım biliyor musunuz? Birinciyi eksiyle çarpacağım. Öyle taraf tarafı toplayacağım. Ve şu eşitliği elde etmeye çalışacağım. Bu defa da x parantezine değil de Z ile t parantezini alalım tamam mı şöyle yapalım Z parantezini alacak olursak eğer bak z parantezinde burada ne kaldı arkadaşlar Eksi x kaldı burada ne var y var yani z parantezinde y eksi x geliyor ee, Bir de t parantezini almak istiyorum t parantezinde aşağıda x var görüyorsunuz t parantezinde yukarıda da Eksi y gelmiş oluyor ee, Hatta şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Eksi t parantezini alacak olursak sanki daha fazla işimize yarayacak. Eksi t parantezini aldığımızda yukarıdan y gelmiş oluyor. Aşağıdan da eksi x gelmiş oluyor. Sanki bak böyle daha fazla işimize yaradı. Burada da 24 eksi 36'dan da eksi 12 gelmiş oluyor. Şimdi bakın y eksi x'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. Hem burada hem burada. O zaman gidiyorum hemen y eksi x parantezine alıyorum aldım burada z kaldı yazdım buradan da eksi t geldi bunu da yazmış oldum eşittir eksi 12 oldu şimdi arkadaşlar e, y eksi x çarpı z eksi t şimdi ben şuradaki y eksi x'in önüne bir tane eksi koyarak şöyle yazamaz mıyım eksi x eksi y çarpım z eksi t eşittir eksi 12. Hatta iki tarafta da eksiler var görüyorsunuz. Şunlar artıya dönüştü. Şimdi x eksi y çarpı z eksi t'ye artık ulaştık. Yani aslında neresi? Şurası bak. Buna ulaştık. Bunun da 12 olduğunu gördük. 60 çarpı 12'den de cevabımız 720 geldi. Yani Edirne. en tane sayının karesel ortalaması k eşittir. Karekök içerisinde a1'in karesi a2'nin karesi şeklinde a'nin karesine kadar gidiyor. Bölü n diyoruz. Kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz yani. 1, 3, 5 ve t sayılarının karesel ortalaması demiş arkadaşlar. K eşittir diyorum. Karekök içerisinde. E ee, A1 burada 1 olarak verilmiş. Yani 1'in karesinden 1 geldi. A2 3 olarak verilmiş. 3'ün karesinden 9 geldi. E ee, A3 5 olarak verilmiş. 5'in karesinden 25 geldi. A4 de T olarak verildiği için burası da T'nin karesi olarak gelmiş oldu. Bölü diyorum. 4 tane sayı olduğu için 4'e böldüm arkadaşlar. Bize demiş ki: "Karesel ortalaması en büyük sayının 8 eksiği olduğuna göre." demiş. Şimdi e, en büyük sayıyı burada T olarak aldığımızda olarak alacak olursak, t eksi 8 olacaktır. Burası diyebiliriz aslında. Ee, şimdi arkadaşlar burada ne yaparız? Burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında ee, iki tarafın da karesini alabiliriz. Şöyle her iki tarafın karesini alsak. Şu kareyle kök gidecektir. Burası ne geldi 25-9 buradan. 34 bir de buradan 35. 35 artı t kare bölü 4 olarak gelmiş oldu. Eşittir diyorum. Burada da birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak geldi. İçler dışlar çarpımından 35 artı t kare eşittir 4 t kare eksi 64 t artı 64 çarpı 4'ten 256 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi hemen şunları bir toparlayacağım. Sol tarafta hiçbir şey bırakmayayım sıfır olsun. T kareyi diğer tarafa attım. 4 T kareden bir tane T kare çıktı. 3 tane T kare kaldı arkadaşlar. Hemen yazdım. Eksi 64 T'yi de yazdım. 35'i sağ tarafa attım. Eksi 35 olarak geçti. Ve oradan da 221 geldi arkadaşlar. Diğer tarafı sıfırlamış olduk. Şimdi bunu çarpanlarına ayırabilecek miyiz bakalım. 3T'ye T olarak geldi. Şurayı da nasıl ayıracağız ki? Çarpımları 221 olsun. Toplamları da eksi 64 olsun. 221'in e, bölenlerine bir bakalım. Hatta 221'i şöyle çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e e bölünmüyor. 7'ye 7'ye bölünüyor mu? 7'ye de bölünmüyor. Daha sonra 7'den sonra 11'e bölünüyor mu? 11'e de bölünmüyor. 13'e bölünüyor ama. 13'e bölündüğünde 17 defa vardır arkadaşlar. 17'ye böldüğümüzde de 1 olur. E o zaman buradan birisi 13, birisi 17 gelecek. Zaten başka çarpan yok. Hatta eksillerini verelim ki ortadaki ifadeyi de sağlamış olsun diyeceğim arkadaşlar. Bakalım oluyor mu ama? Çapraz çarptığımızda eksi 64'ü verecek mi? Şöyle çapraz çarptım. Eksi 17 ile 3'ü çarptım. Eksi 51 t. Eksi 13 t de buradan eksi 64 t yapıyor. Bu şekilde yazdığımızda sağladı arkadaşlar. Yazıyorken nasıl yazacağız? Karşılıklı yazacağız. Yani şöyle 3 t eksi 13 çarpı t eksi 17 olarak yazdım. Sonuç 0 dedim. Şimdi sonuç 0 olduğuna göre ya şurası 0'dır ya da burası 0'dır. Buranın 0 olması için 3 t eşittir 13 olur t eşittir 13 bölü 3 olarak gelmiş olur. Buranın 0 olması için de t'nin 17 olması gerekir. Bize neyi sormuştu? t doğal sayısını sormuştu. E burada 13 bölü 3 doğal sayı değildir. 17 doğal sayıdır. Bu durumda cevabımız da Adana seçeneği olur. Burada tabi işaretlemeden önce arkadaşlar şunu da kontrol etmemiz gerekirdi. Biz en büyük sayıyı t olarak kabul etmiştik ya t'yi 17 bulduk. E baktığımızda 1, 3, 5, 17 dediğimizde t gerçekten de en büyük sayı olarak gelmiş oluyor. Eğer bu şekilde gelmiş olmasaydı yani bu sayılardan biri t'den daha büyük olmuş olsaydı o zaman diğerlerini denememiz lazımdı arkadaşlar.